Al bakalım. Merhaba. Ha, merhaba. Nasılsınız? İyiyim kızım. Sen nasılsın? İyiyim. Çok teşekkürler. Beyza'cığım, Nergis ablan kırtasiye soruyor. Evet. Ha, iki sokak aşağı inince solda kalıyor. Çok sağ ol. Beyza, benim kızım. Ha, öyle mi? Memnun oldum Beyza. Ben de programınızı elimden geldiğince takip ediyorum. Maalesef bitti. Aa. Ama internet ortamında devam edeceğiz. Belki oradan takip edersin. Tabii ki. Vaktin varsa otur biraz Nergis. Olur, var tabii. Aç mısın? Bir şeyler yer misin? Yok, değilim. Teşekkür ederim. Abla, bir dakika bakar mısın? Aa, sen müzik mi okuyorsun? Ha, baksana şuraya. Ne oluyor? Vallahi anlamadım ben de. Yani hem kızda gönlüm yok diyor, hem de motorun arkasını atıp buraya getiriyor. Vallahi bu gençlerin işine akıl sır ermiyor. Neyse dur bakalım, şimdi anlarız. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Otursana oğlum. Yok, ben sizin hiç rahatınızı bozmayayım. Hoş geldiniz bu arada. Merhaba. Anne, benim acil çıkmam lazım. Orhan abinin yardıma ihtiyacı varmış. Tamam, akşama geç kalma. Tamam. Siz tanışmış mıydınız? Yok, hayır. Yeliz, yeni kiracımız Nergis Hanım. Öyle mi? Demek evinizi kiraya verdiniz. Evet, evet. Öyle oldu. Yeliz Fatih'in okuldan öğretmen arkadaşı. Fatih tarih öğretmeni, Yeliz kimya öğretmeni. Fatih aynı zamanda elektrik elektronik mühendisidir. Ne güzel. Nergis Hanım da... Ben tanıyorum kendisini. Televizyondaki programdan. Aslında sizin gibi ünlü bir televizyoncunun da mahallemize gelmesine çok şaşırdım. Hoş geldiniz diyelim o zaman. Hoş bulduk. Ben de gideyim artık. Akşam yemeği için alışveriş yapmam lazım. Nasıl istersen. Görüşürüz. Kolay gelsin Yeliz. Görüşürüz. Nergis, yemek yapabiliyor musunuz? Şu sıralar yapamıyoruz maalesef. Tamam, iyi o zaman. Akşam yemeği bizdesiniz. Aa, evet. Evet, arkadaşını da al gel. Yok, biz hiç zahmet vermeyelim size. Aa, aşk olsun. Zahmet vermek ne demek? Bekleriz. Peki, geliriz tabii. Ben çay koyuyorum. Hadi. Size sağlık. Her şey çok güzel gözüküyor. Ne kadar çok şey yapmışsınız. Afiyet olsun. Evet, çok teşekkürler bizi davet ettiğiniz için. Her şey çok güzel. Meryem ablamın elinin lezzeti başka kimsede yoktur. Mesela Hacer ablam böyle daha değişik tatlar peşinde de böyle. Ben daha garanticiyim. Böyle risk almayı sevmem. Misafirlerimiz olduğunu söyleseydiniz ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Afiyet olsun. Otursana oğlum. Ben sana çorbanı koyayım. Ben biraz daha salata getireyim mi? Getireyim. Ne güzel. Her akşam böyle kalabalık bir aileyle yemek yemek çok keyiflidir eminim. Ben uzun zamandır böyle bir aile yemeği yememiştim. Çok teşekkürler. Hep bekleriz kızım. Her zaman gelin. Evet, çok teşekkürler. Afiyet olsun. Kızım, sen hiç korkmuyor musun o kadar çatışmanın, patlamanın arasına girmeye? İşim gereği artık alıştım Hacer Hanım. O kadar doğru bir şey söylediniz ki Hacer Hanım. Yani ben de çok söylüyorum ama dinleyen kim? Şöyle birazcık bir otur diyorum ama yok. Tabii vallahi biz böyle televizyonda izlerken falan yüreğimiz ağzımıza geliyor. Vallahi sana helal olsun Nergis yani. Evet evet, aman aman kızım, sen gene de dikkat et. Ne olur ne olmaz. Vallahi elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruz. Akıncı'nın yüzünü hiç görmedin mi? Görmedim. Murat, istersen misafirimizi rahat bırak. Ne var anne, merak ediyorum.
Böyle uzun boylu, iri yarı bir şey değil mi? Evet, öyle. Ama biz onunla hep böyle ortamın en kızıştığı anda, böyle çatışmaların ortasında falan karşılaştık. Ama yani... Ne yalan söyleyeyim, çok etkileyiciydi. Nergis abla. Murat. Şu konuyu kapatalım mı ya? Benim için sorun yok. İstediğini sorabilirsin Murat. Siz sadece Akıncı ile mi ilgili haberler yapıyorsunuz? Hayır ama şu anda Türkiye'nin en önemli gündem konularından biri Akıncı. Ben arada sırada size denk geliyorum televizyonda. Nacizane, ülkede bir sürü başka olay oluyor. Ben sizden başka şeyler de duymak isterim açıkçası. Yani haklı olabilirsiniz. Ama ben onun kim olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Yani onun yüzünü görene kadar da bunun peşini bırakmayacağım. Size kolay gelsin. Teşekkürler. Yemekler o kadar güzel olmuş evet. Ki elinize sağlık. Evet bu arada gerçekten elinize sağlık. Afiyet olsun. Canım öyle dediniz de dolmadan hiç yemediniz lütfen. Ay ben çok yedim ama sizin hatırınızı bir tane daha ye. Bir dakika sen lansmanda mı çaldın? Evet arkadaşlarımla beraber. Ya ben de çok gelmek istemiştim ama Yaz'a da söz verdim hatta ama böyle birden haber çıkınca. Aa evet tanıştık. Öyle mi? Kardeşiniz çok kibar biri. Öyledir. Seni dinlemeyi çok isterdim bu arada ama herhalde başka bir zaman. Teyze kuşu be, bize böyle bir şeyler çalar mısın? Bilmem mi? İster misiniz? Çok çok isteriz. Evet, lütfen. Tamam. Hayal meyal hatırladığım bir parça var. Çok küçüktüm daha. Babamın en sevdiği şarkıydı. Annemle dinlerlerdi hep. Abi. Canım.
İyi misin? Kötü mü gözüküyorum? Müthiş gözüküyorsun. Ama yine de geç kalma, olur mu? Harika çaldım, biliyor musun? Harika. Aferin sana. Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.